Kemal Tahir 60'lı yıllar Türk düşüncesinde, Türk edebiyat çevreninde, sanat çevreninde çok yukarıda bir isimdir. Yani her düzeyde, toplumculuğuyla, bakın sosyalistliğiyle demiyorum. Yani ciddi biçimde 30'ların sonunda Marx'ın bir ilişkisi olmuş. İllegal düzeyde bir parti örgütlenmesinin vesaire ilişkisi, bir eyleme katılma girişimi, bir bildiri hazırlanması, dağıtılmasından, ordu isyanı teşvikten yargılanıp işte 15 yıla mahkum olup 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle genel afla 12-13 yıl yattıktan sonra çıkan bir isim. Erken gençlik döneminde Marx'ın ilişkisi olmuş. Sonra da olmaya devam etmiş ama daha aktif siyasetçi kimliğiyle değil. Yani radikal bir siyasetçi kimliğiyle falan değil. Sanatla, romanla, edebiyatla, kendi estetik yönelimleriyle siyasetle ilişki kurmuş. O çizgi net bir biçimde ayırmış. Ama 60'lı yıllarda Türk düşüncesinde ciddi biçimde bir sol düşüncenin gündeme gelişi, ilgi uyandırması, tartışmalar, toplum tarihi tartışmaları var. Ve Türkiye toplumunun nasıl, bugünkü Türkiye toplumunun nasıl tanımlanacağına ilişkin tartışmalar var. Orada Kemal Tahir tarih meselelerine ilgi duyar. Türk tarihinin nasıl okunmasına ilişkin kendi ilgileri var. Hem bu düzeyde tartışmaların parçasıdır. Yön, ünlü 60'lar sonrasında ünlü Yön dergisinin çıkması öncesinde Yön dergisinin çıkış bildirisini imzalayan isimlerdendir. Ama çok hızlı bir biçimde 60'lı yıllarda o daha radikal siyasi sol çizgiden kendisini ayrıştırmıştır. Ama o günkü sanat tartışmalarında olsun, edebiyat tartışmasında hep 5 romancı konuşur diye paneller yapılır. Kemal Tahir merkez bir figürdür. Yani o anlamda etkili. Ama o gün için Kurt Kanunu nasıl bir yankı uyandırdı derse, bana göre Kurt Kanunu şeye olmadı. Yani ulaşmadı kendi muhatap kitlesine. Çünkü bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, akademik gelenekte şu önemlidir yani, belli görüşleri kullanıyorsanız kaynağını belirtmek önemlidir yani. Bizim bölümde birlikte çalıştığımız Recep Ertürk Hoca var. Yani Recep Ertürk Hoca'nın yorumu olduğu için onu aktarmak istiyorum. Der ki Kemal Tahir evet İzmir suikastini etrafında bir 20'li yılları tartışır ama salt İzmir suikastı bağlamında okunmaması gereken bir metindir. Çünkü 69'dur birinci baskı kitabım. Ve 69'da artık sol düşünce eylemlik sahasına sol siyaset girmiş. Biraz çatapat, biraz komitacı, biraz yeraltı, biraz cuntacı ilişkilere savrulmaya doğru gitmiştir. Tam da bu noktada Kemal Tahir bu anlamda solda karşılık yaratmamıştır. Hem etkin bir figürdür, söylediği şudur. Bu işler tabanca, bıçak işleriyle olmaz. Komitacılıkla olmaz. Evet toplumsal sorun vardır ama bunun çözüm mekanizmaları bellidir yani. Siyasetle, legal siyasetle, hukuk siyasetle ve halka giderek. Yani biz arkadaşlar Eda Hanım, Cüneyt Bey, İsmail ve Ayşe Hanım örgütleneceğiz. İşte İkide kandıracağımız askeri rütbeli birilerini bulacağız. 3-5'te okumuş entelektüel bulacağız. Devrim yapacağız. Buna itibar etmez. Bunun çıkmaz sokak olduğuna işaret eder. Bu anlamda da Kemal Tahir'in solda karşılık yarattığını düşünmüyorum. Yani ulan çünkü 12 Mart'ı yaşadı sol ondan sonra. Yani eğer şey yazsaydı, Kemal Tahir'in bu romanı bu anlamda ulaşmış olsaydı, o uyarılara topluma gitmek, insana gitmek, insana güvenmek, bunun dışındaki çapraz yollara gitmeme anlamındaki tavrı tutumu sol siyasete, sol siyasi düşünce mensuplarına kadrola ulaşsaydı 12 Mart'ta sol savrulmazdı. Yani ve kötü bir biçimde ağır bir bedel ödedi sol yani şeyde 12 Mart'ta. O anlamda da ulaştı. Yani hem ikili hem ulaştı, merkezi görüşleri dikkatli izlendi ama hem de ulaşmadı, Kemal Tahir'in söylediklerine kulak kabartmadılar. Nemtikim'de yani 70'li yıllarında Kemal Tahir hızlı bir biçimde Türk solundan tasfiye olmuştur. En iyi örneği de bunun, kulakları çınlasın, tanışmayız şey değil ama şeyde Sosyalist İktidar diye sanıyorum bir dergi çıkardı. Orada Yalçın Küçük'ün bir yazısı oldu. Ebu Cahil Kemal Tahir diye, yani cahillerin babası Kemal Tahir diye şey yaptı ve orada geliştirdiği bir öneri var. Yalçın Küçük Türk solundan konuşan bir isim, yani bir entelektüelimiz. Söylediği şey şu, diyor ki Peyami Safa'yı sağ bize versin, biz de Kemal Tahir'i onlara verelim, sol olarak sağa verelim, Türk solu kazançlı çıkar diyor. Bu örneği niye verdim? Sol Kemal Tahir'i kusmuştur.